fetlerin ardından büyük depremin ardından gözler tabii Marmara'ya, olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yaşayanlar nispeten daha güvenli olarak gördükleri bölgelere gitmek istiyor. Elinde bu imkanı olanlar elbette. Şimdi Kırklareli de o kentlerden biri. Şehirde son günlerde satılık ve kiralık ev fiyatları 3 kat arttı. Kirada boş yer bulunmuyor. Kiralar birkaç kat yükseldi. Bölgeye akın ettiler. Talep patlaması yaşandı. Fiyatlar katlandı. 200'e 300'e aldığımız evler bugün 1,5. 2 milyon. 2 trilyon yani. Ne olacak bunun sonu? Depremlerin ardından herkes daha güvenli yerlerin arayışına girdi. Türkiye'de deprem riski bulunmayan iller arasında gösterilen 40'lar 50'de ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Kiralık sıkıntısı var. Yani ee, zaten evliyatında da yoktu kiralık daire. Ee, satılıklarda yani gün ve gün bu enflasyon sonucunda da fiyatlar artmaya başladı. Kiralık şu an hiç elimizde mevcut değil. Yani diğer emlakçı arkadaşlar bile bizden soruyorlar elinizde var mı diye. Şu an maalesef çok sıkıntı yaşıyoruz. Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde fiyatlar 3'e katlandı. Kentte kiralık daire sıkıntısı daha da artmaya başladı. Bir de işlerine geldi gibi yok diyorlar. Sonradan şey yapıyorlar hani 4 bin 5 bin diyorlar. Sonra bir duyuyoruz 7 bine kira alıyorlar. Tarla ve arsa yatırımlarında örnek vereyim 6 ay 7 ay öncesinde biz 30 bin 40 bin dönümü çalıştığımız bölgelerde şu anda tam üçe katlamış vaziyet. Kırklareli Belediye Başkanı'na göre Kırklareli risk olmadığı için güvenli liman olarak görülüyor. Mehmet Siyam Kesimoğlu piyasada hormonlu bir büyüme olduğuna dikkat çekerek planlama yapılması gerektiğini söyledi. Olası bir depremde Kırklareli bir toplanma bölgesi olabilir. İstanbul'da bir kaos yaşanacak olası evet. bir depremde. E buralarda biraz sığınılacak liman haline dönüşecek. Evet, deprem sonrasında uzunca bir süredir konuştuğumuz konu başlıklarından biri. Zaten konuşuyorduk fahiş kiraları. Şimdi bir de üstüne bu deprem eklendi. Artık işin içinden çıkılmaz bir noktaya mı geldik? Metehan Demir ve Doçent Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. merhabalar Ankara'ya günaydın diyelim. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Levent Bey size başlayayım. Ne diyorsunuz? Şimdi e, deprem riski bulunmayan iller hatta artık böyle internet sitelerinde altından fay geçmeyen iller nereye taşınabiliriz gibi böyle listeler yapılmaya başlanmış. E, Kırklareli de onlardan biri fiyatların 3 katına çıktığı söyleniyor. Şimdi belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da diyor ki zaten biz 1-2 yıl öncesine kadar 7-8 bin konut fazlamız vardı. Hepsi satıldı. Kirada boş yer bulunmuyor. Kiralar 3 kat yükseldi şeklinde bir açıklaması var. Bir de tabii uyarıyor hormonlu bir büyümeyle karşı karşıya kalırsak e, mevcut sorunlarımızın da içinden çıkılamaz hale geliriz diye. Bu tabii sadece Kırklareli'ye özel bir açıklama değil. Mesela Mersin'den farklı açıklamalar gelmişti. Yine diğer illerde de. E, bir anda bir yığılma söz konusu olursa ne altyapı dayanır ne üst yapı dayanır biz ne yapacağız şeklinde sorular da var. Aslında her deprem felaketinin ardından bu göç meselesini konuşuyoruz ama şu an sıca tablo nereye doğru gidiyor? Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi kim gidiyor acaba? Yani çalışanlar mı uzaktan gidiyor? Uzaktan çalışanlar, çalışanlar gidiyorsa, gidiyor herhalde? Yani işte mi buluyorlar gidiyorlar? Uzaktan bu kadar fazla uzaktan çalışan Yok, var mı? Herhalde. Bilmiyorum ama. Yani Çok biraz uzaktan işte, çalışma bile. Yani evet. bence şöyle bir durum var. Biraz da hani konunun sıcaklığı <laughs> sebebiyle e, bir bir yani böyle bir miktar. <laughs> e, algıda yani, yani algıda seçiciliğe dönüştüğü gibi e, geldi bana. Çünkü ya bir anda e, yani şimdi İstanbul'dan. Kaç kişi veya kaç aile bir anda işini, gücünü, okulunu, işte her şeyi ayarlayıp kırklar eliye gidiyor olabilir, bilmiyorum. Yani hani şurada son dönemde yaşanan deprem felaketinin etkileriyle belki biraz işte arama sayısı artmış olabilir, işte o emlak sitelerinden, işte veya emlakçılara gelen telefon sayısı artmış olabilir vesaire. Ama biz zaten onun öncesinde de sizin belirttiğiniz gibi. Türkiye'de genel itibariyle konut fiyatlarının artışını ve kiraların artışını konuşuyorduk. Ama son depremden sonra belki biraz e, arayan soran sayısı arttığı için e, bu konular daha sıcak bir şekilde gündeme geliyor olabilir. Ama ben şundan emin değilim. Yani e, işini gücünü evini barkını işte çocuğun okulunu eşinin işini falan ayarladı bitti hemen 15-20 gün içerisinde İstanbul'dan çıktı kırklar eliye gidiyor kaç kişi olabilir böyle Levent Bey ben mesela benim etrafımda iki kişi yandı. taşınıyor benim etrafımda bildiğim iki kişi şu an taşınıyor birkaç kişi de planlıyor nasıl ya yani? Yani nasıl gidiyorlar yani mesela avukatlar serbest meslek yani... yapıyorlar şurada da yapabiliriz ha. gibi düşünerek yola çıktıklarını ben biliyorum. Allah. Yani işte dediğim gibi ya yani bu e, kaç kişiyle sınırlı olur bilmiyorum ama evet yani depremden sonra böyle bir e, algısal olarak insanların daha sakin işte fay hattının geçmediği yerlere gitme e, e, heyecan olabilir mi? Olabilir ama şimdi orada hep konuşuyoruz. Gittiğiniz böyle yerde hayat olmayabilir ama bina bina kalitesi nedir yani? Hani sonuç itibariyle ben çok iyi hatırlıyorum. Konya'da bir bir apartman, zümrüt apartmanı durup dururken yıkıldı. Tabii. Bundan yaklaşık herhalde bir 20 yıl önce falan. Ama Levent yapremiz. Bey mesela yani şimdi ilanlara yapremiz yapremiz hiç bakıyor yok. musunuz? Evet. Bilmiyorum ama ben bakıyorum. E, mesela artık işte perde kolonlu, radye temele yapılmış gibi o ilanlarda böyle açıklamalar olduğunu görüyorum. Herhalde artık evet. herkes bir bilinçle bakıyordur değil mi? E, rapor varsa rapor istiyordur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ya işte o... Tamam doğru ama Hatay'daki yıkılan Rönesans mıydı rezidansa? Evet, evet. işte kaç büyüklüğünde depreme göre tasarlandı yazıyordu satılırken cennet vaat ediliyordu falan yani hani burada söylemlerden daha ziyade teknik şeylere Yok, bakmak tabii, lazım tabii. E, verilere bakmak lazım yani haklısınız insanlar onu arıyorlar doğru ama ben e, yani geçici olacağı kanaatindeyim e, bunun şu anda tabi e, yoğunluklu olarak deprem bölgesinden afet bölgesinden e, o can havliyle Gelip işte Ankara'da, Konya'da e, işte daha farklı e, deprem riskinin az olduğu bölgelerde ev arayışı içinde olanlar var mı? Var çünkü Gerçekten. onların hayatı tamamen dağılmış oldu. Evi gitti, arabası gitti, iş yeri yıkıldı falan onların Hı. gitmesi normal. Bir arayış içerisinde olması normal ama hani biraz önce konuştuğumuz profilde yani evi, işi, gücü, çocuğun okulu, eşinin işi olanlardan kaç kişi bir anda... E, şehir değiştirebilir ondan çok emin değilim ama belki de deprem bölgesi afet bölgesi de biliyorsunuz çok büyük yani neredeyse Fransa büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz metrekare olarak afet bölgesinde de çok sayıda insanımız yaşıyordu onların etkisi de olabilir mi onların gidiyor olmasının etkisi de olabilir mi onu da göz önünde bulundurmak lazım ama bir şey söyleyeyim şimdi e, kızanlar olacak ama hani bizim görevimiz doğruyu doğru bildiğimizi söylemek şimdi yıkılan bir enkazdan e, içeriye girip bir depremzedenin hayatını kaybetmiş bir vatandaşımızın eşyalarını yağmalama ile böyle bir ortam olduktan sonra 3 bin lira olan kirayı 9 bin liraya çıkarma arasında bir fark var mı? Yani o, o yağmalamayla bu yağmalama arasında bir fark var mı? Tamam talep olabilir. Arz talebe göre böyle işte o 6 veriyor ben 7'ye veriyorum falan. Bunlar hani piyasa mekanizmasıyla ya yani bizim iktisatta bir şey var. Her şeyin grafiğini çizersiniz anlatırsınız. Piyasa mekanizmasında arz talebi anlatırsınız. Ama şimdi bir şey soruyorum tekrar tekrar. Yıkılmış bir bina, vefat etmiş bir depremzedenin evinden veya canını zor kurtarmış bir vatandaşın evine girip onun malını mülkünü yağmalama ile böylesi zor bir dönemde 3 bin lira olan kiraya 9 bin lira yazmak arasında bir fark var mı? Vicdani bir soru bu. İktisadi olarak açıklarsınız. Efendim talep çok yüksek, arz yetmiyor. Konut stoğumuz yetersiz çok da talep oldu. Kira 3 bindi 9 bin oldu. 5 bindi 15 bin oldu. Bunu teknik olarak izah edebilirsiniz. Peki vicdanen izah edebiliyor musun? Tabii orası bunu. kesinlikle. Buna bakmak Aynen. lazım. Yani Hı -hı. onun için e, her şey de iktisattan oluşmuyor. Tamamen yani ekonomi pek çok şeyi açıklamak için yeterlidir. Ama mesela bunu açıklayamazsın. Sadece Hı -hı. arz taleple açıklanmaz bu. Dolayısıyla bence biraz sakinleşmesini beklemek lazım. Hı -hı. Deprem tabii bugün birinci ayı. Deprem felaketinin. Bir ayda işte pek çok şeyi konuştuk hı hı. ama artık yavaş yavaş ekonomik etkilerini de Tabii. ekonomik sonuçlarını da konuşmaya başladık. Peki. O ekonomik sonuçlardan bir tanesi de bu. Bir şey daha söyleyeyim hemen çok kısa. bu konuyla ilgili. Ee, biraz, çok kısa ama hani bunu söylemek zorundayım. Ya yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomi esasen ilk bilim dalı olarak kabul edilmeden önce ahlak felsefesinin altında değerlendirilen bir alandı. Hı hı. Yani hep diyoruz ya Adam Smith işte ekonominin babasıdır falan. Evet. Adam Smith bir ahlak felsefesi profesörü. Evet. Yani Tabii bu işin ahlak ahlaki boyutu lazım. varsa her Kesinlikle. şey arz talep değil. Doğru. E şimdi demir <laughs> size de yine bu kira meselesinden geçeyim. Şimdi kalıcı olur mu olmaz mı meselesi Levent Yılmaz'ın dediği gibi bir yana herkes bugünden yarına taşınmıyor. Ama taşınmayı düşünen çok belki bir aksiyon almak için de bekliyor olabilirler. Yaza doğru belki hareketlilik daha da artabilir. Şimdi fiyatlar 3'e 4'e 5'e katlandı diyoruz. Bir yandan... Türk Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı'nın bir açıklaması var. Ee... Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu söylemişti hapis cezaları gündemde demiştik ama diyor ki 20 gün önce kiralar çok mu normal diye sorusunu sormuş. Yani salgın ve deprem dışında da bir şey yapılması lazım demiş ve raiç beden güncellensin, değer harital haritaları oluşturulsun ve faiz kiralara tarife sistemi e, şekl gelsin diye bir önerisi var. Mesela sizce e, böyle bir durum gerçekçi midir? E, bu kiralar ne olacak böyle alt başını gidecek mi? Şimdi ben bir buçuk sene <laughs> e, savaş stratejileri ve set, e, taktikleri üzerine yüksek lisans yapmıştım. E, orada e, hep böyle düşmana saldırı planları yapılır. Oradan saldır, şuradan saldır, şu bu yapılır falan diye anlatılır. Ancak daha ilk dakikada yaşanan bir sorunla tüm planların alt üst olabileceğinden de bahsedilir. Burada da ben şimdi günlerdir görüyorum iyi niyetle herkes muazzam projeler gerçekleştiriyor ve deprem öncesinde de zaten bizim konuşumuz ana konulardan bir tanesi neydi? Sağ olsun Şerife sık sık o bir de oralara not da düşüyor. Artışları da görüyoruz. Gönderiyor bana zaman zaman. Ee, her tür plan proje geliştirildi. İşler daha da kötüye gitti. Demek ki bunlar plan proje yapmak faydalı. Ama ayağı yere basan ve Türkiye'nin gerçekleriyle sonuç alabilecek adımlar atmak çok önemli. Herkes bir şey söylüyor. Öyle yaparsak böyle yapar Düşmana bir hilal şekline yaklaşalım. Etrafını kuşatalım. Boğalım, öldürelim. Fiyatları şöyle düşürsün, kiralar böyle olsun. Ev sahiplerini böyle bitirelim. Olmuyor. Olmuyor. Yani oldu mu bugüne kadar? Ne projeler ne <laughs> zihn <laughs> özür dilerim zihni sinir yaklaşımları falan gördük. Olmuyor. Şimdi yine böyle bir işi biz e, gerçekten deliye bağladık ya da paniğe bağladık. Hepimizde bu var. Yani bende de var. Eee Hassasiyet olan, deprem riski yüksek e, görülen, deprem olacağı ile ilgili sık sık konuşulan, en başta da İstanbul olmak üzere büyük bir kaçış planı içindeyiz. Yani mümkün olan, imkanı olan herkes e, yerlere gitme hayali içinde hiçbir şey diyemeyiz bunu, hepimiz bunu düşünürüz. Ama sonuçta e, eğer bu mantıkla deprem olan yerlerden kaçıyor mantığı geçerli olsaydı Japonya'nın e, nüfusunun 100 küsür milyondur yanlış e, bilmiyorsam. E, 120-130 bir bakmak lazım ona. Tüm Japonya'nın e, tamamen komple ülkeyi terk etmesi nüfus olarak ve bir başka sağlam yere gitmesini görürdük. Gitip kaçıp oralardan kurtulmak yerine mevcut olan yerlerde yaşamak e, neler yapılabilir oralarda içinde nasıl yaşanabilir sorusunun üzerine de gitmek lazım yani işte güçlendirme elimizden geleni yapma tabi bir insanların maddi imkanıyla doğru orantılı ama bu konularda hala çıkmadı değil mi bankalardan kredidir Hı -hı. Falan. ses çıkmaz çünkü o konularda hiç çaktırmazlar evet ee, bu konularda bir böyle motive edici adımlar atılırsa çok da faydalı Hı -hı. olur bir de o ilanlara da çok rica ediyorum değerli izleyicilerimiz çok dikkat etsin İlanlar ve gerçekler diye bir kitap Yok, yazmayı ki. düşünüyorum yani ilanlarda verilen detaylar ne kadar güvenilir? Levent'in e evet. söylediği gibi o işler Önesan sitesinde cennette bir köşe diye verdiler. Ee, ve e, insanları kandırdılar. Böyle çok var. Peki. Bu gidilen yerlerde de kendi kendine çökebilen binalara da katılıyorum. Çok doğru. Yani bu şeyde ağır hasar olmasa da kendi kendine çöken binalara da dikkat etsinler. Peki. İstanbul'da kalanları da çok panik içinde de bırakmamak lazım. Sonuç olarak İstanbul Türkiye'nin atar damarı ve tamam. kalbi. Orayı kurtarmamız ayakta tutmamız lazım. Kaçarak, kurtularak hiçbir yere kafamızı sokup kendimizi kurtaramayız yani. Peki çok teşekkür edeyim bu bölüm için bir virgül koyalım.